Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle güneş koruyucuların üzerinde yazan SPF'nin ne demek olduğunu paylaşmak istiyorum. SPF İngilizce Sun Protector Factor, yani güneş koruma faktörünün ilk harflerinin alınmış halidir. SPF 15, 30, 50 gibi rakamlar görürsünüz. Bu ne demektir? Onu anlatmak istiyorum size. Daha önceki postumda size cilt tiplerini anlatmıştım. Cilt tipi 1'den 5'e kadar farklı cilt tipleri vardır. Ve cilt tipi 1 daha böyle beyaz renklere, cilt tipi 5 ile daha koyu renklere yakındır. Ve cilt tipi 1 10 dakikada güneşe maruz kaldığı zaman güneş yanığı oluşur. Tip 2 20 dakika, tip 3 25 dakika ve tip 4 de 30 dakika içerisinde güneş yanığı oluşur. İşte SPF bizim bu güneş yanığı olmadan ne kadar süre güneşin altında kalabileceğimizi gösterir. Örneğin siz çok beyaz tenliyseniz, birinci tipseniz ve 10 dakikada güneş yanığı oluşuyorsanız 30 SPF'lik bir ürün aldığınızda 10x30 yani 300 dakika yani 5 saat boyunca güneş yanığı olmadan güneşin altında kalabilirsiniz demek. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Eğer terliyorsanız, vücudunuzu veya yüzünüzü yıkıyorsanız, havuza giriyorsanız, denize giriyorsanız bu koruyuculuk özelliği gittiğinden dolayı tekrar güneş koruyucumuzu yenilememiz gerekir. Tabi bunun yanında bu güneş yanığı demek artık tıbbi bir durumdur. Ama biz şunu biliyoruz ki sadece güneş yanığı olması değil, güneşe maruz kaldığımız anda yaşlanma, kanser üretimi, cildimizin tipinin ve yapısının bozulması gibi, inflamasyon gibi yan etkiler oluşmaya başlamaktadır. O yüzden cilt yanığı olmadık diye güneş koruyucu kullanmamak gibi bir lüksümüz yok. Bir başka noktada her güneş koruyucu ultraviyole A ve ultraviyole B'ye karşı korumalıdır. Kutuların üstünde UVA ve UVB yazısı görüyorsanız ve özellikle UVA'nın etrafı halka içerisinde alınmışsa bilin ki bu ürün size UVA'ya karşı koruyordur. SPF'de zaten ultraviyole B'ye karşı koruduğunu göstermektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.